Mehmet Yılmaz'a ilk sözü vermek istiyorum. Sevgili Mehmet, ben dedim ki ilk yarı ile ikinci yarı çok farklıydı. İlk yarı Trabzonspor'un özellikle ilk 10 dakikadan sonra e, oyunu istediği gibi oynadığını, orta alanda Fenerbahçe'yi bozduğunu, e, ikili mücadelelerde daha diri, daha etkili gözüktüğünü, tatlı sert oynadığını ve bütün bunların eş, e, eşliğinde de. Fenerbahçe'nin biraz daha kenarlara oyunu yıkmak zorunda kaldığını. Biraz Gustavo ayakta kalırken Trabzonspor'un hem golü bulup hem de moral bulduğunu da gördük. İlk yarı böyle sona erdi. İkinci yarıya bir başladık. Bir değişiklik var. Sosa pek iyi değildi. Evet. O kenardaydı. Bu arada Kadıköy'den canlı görüntüler geliyor. Uzun zaman sonra da ülker stadyumundan taraftarlar çıkıyor. 1200 1200 1250 civarındaydı. Eee localardaki taraftarlar onun yarısı tabi öyle ifade edelim tamamı değil. Yarısı şu anda eee e, terk ediyorlar. Onları da seslerini e, maç boyunca duyabildik. E, taraftarı görebilmek, duyabilmek tabii ki büyük keyif. Evet Mehmet, eee ikinci yarıda hem e, oyun değişti. Ama sadece bir oyuncu değişikliğine bağlayamayız herhalde, detaylandıracağız da. Ama oyunun rengi değişti. 30 dakikada 3 koy buldu Fenerbahçe, sonrasında zaten 3-1'den sonra sanki oyun kopmuştu. Ben şimdi e, bu iki ayrı görüntünün sebebi ne diye sorarak seninle başlayayım. E, tabii Trabzonspor aslında e, belki de bu 5 haftalık süreçten sonra 6. maçı oynadı. Belki de en akıllı, en iyi oynadığı maçlar, yani ne yaptığını bilen, pas yapan... E, rakibe çok fazla e, pozisyon vermeyen, e, özellikle rakip santraforlara, samataya çok fazla pozisyon vermedi. Stopperler bence ilk yarı çok iyi oynadılar. E, özellikle samata top almak için orta sahaya kadar geldi. Orada Trabzonspor ilk yarı çok doğru işler yaptı. Ama bir takımın ilk yarı bu kadar iyi olup da ikinci yarı bu kadar oyundan düşmesi, kötü oynaması e, bence çok düşündürücü. Bunun biraz daha irdelenmesi lazım, biraz daha kurcalanması lazım. Birçok eksiklik var bence Trabzonspor'da. Bir takım ilk yarı bu kadar iyi şeyler yaparken ikinci yarı bu kadar kötü oynuyorsa demek ki hoca ile alakalı takımın genelinde çalışma ile alakalı da bir sıkıntı var. Bence bu çok net olarak e, yansıdı sahaya. Çünkü Fenerbahçe'ne zaten kağıt üstüne bakıldığı zaman Trabzonspor'dan çok çok daha üst bir kadrosu var. İki tane iyi kombini çıkaracak kadrosu var Fenerbahçe takımının. Trabzonspor Fenerbahçe takımı bence iyi analiz edememiş. Neden? İki tane duran toptan gol yedi Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'nin zaten yaptığı maça çıkarken belli. O zaman ona göre biraz daha çalışılması lazımdı. Gökhan'ın bu ligde artık ön direkten topu arka direği aşırtıp ne yapabileceğini herkes biliyor. Ona ona göre bence hoca bir önlem alması lazım. Benceki ki sıkıntılı noktalardan bir tanesi buydu. Çok basit goller idi Trabzonspor takımı. Bu kadar erken oyundan düşmemesi lazımdı Trabzonspor takımının. Fenerbahçe'nin gücünü tabii ki bir kenara yazıyorum. Gireni çıkanıyla çok farklı bir Fenerbahçe takımı var. E, Trabzonspor'u şu görüntüyü ilk yarıyla gördüğüm belki 6 haftalık süreçteki en iyi 20-25 dakika oynadı Trabzonspor ama gelecek olarak bakılırsa Trabzonspor'u bence e, sıkıntılı günler bekliyor. Hemen göreceğim İlgiç'e döneyim. Ee, hep aynı noktadan başladık. Oradan biraz devam edelim istiyorum. İlk yarı ve ikinci yarıdaki e, farklı görüntü. Sen nasıl bakıyorsun? Bu görüntüyü nasıl anlamlandırıyorsun? Ben Newton'un maçı Erol Bulut'tan daha iyi yaşadığını düşünüyorum. Yani ilk yarıda hem e, defansif olarak aldığı hamleler hem taktik olarak e, yaptıkları Fenerbahçe'nin orta sahasındaki üçlüyü sıfırladı. Mesela Gustavo'ya baskı yaptılar, Sosa'ya baskı yaptılar, Ozan'a baskı yaptılar. Ve e, bu arada e, gerçekten de hem bakam üstünden e, hem Abdülkadir üstünden de çok etkili geldiler. E, tamam golü bir hatadan buldular ama e, onun etabında yani işaret veren, ben gol atacağım diyen takım e, Trabzonspor'du. İlk 10 dakikada bir iki pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Valencia'yla Valencia'yla işte Caner'in ortasında ama ikinci yarı yani olayı bambaşkalaştıran şey bence golü çok erken bulmasıydı Fenerbahçe. Yani 51'de geldi gol. 1-1'le birlikte hem Fenerbahçe takımı o morali o gücü buldu kendisinde hem de Trabzonspor takımı çok sallandı. Hemen 5 dakika sonrasında İkinci gol geldiğinde bence maç orada bitti. Bilmiyorum hocalarımız burada Feyyaz da eee hoca da ben fizik olarak da 55-60'tan sonra Trabzonspor'un oyundan çok düştüğünü düşünüyorum. Peki o pası yani, alayım. Yani ilk yarıdaki o yüksek tempo, sürdürmeleri yani şey olarak da ikinci yarı aynı tempoyu devam ettirememelerinin nedeniydi. Peki o pası alayım o zaman bu tarafa doğru geleyim. Ee, ve Reha Hocam'la devam edeyim. Neden böylesine farklı iki devre izledik? İlk kere Trabzonspor'un daha oyunu kontrol etti. Niye etti? Niye etti? Fenerbahçe bir kere dikine baskıyı çok doğru yapamıyor. Dikine baskıda en önemli iki stoperin önündeki özellikle alan daraltı daraltıp orta sahaya kadar çıkmasıydı. Şimdi çıkamayınca önde hem e, Samat'ta hem de Ozan'la bunu yapamadılar. Çünkü araya e, genelde e, Edgarla e, Victor Hugo'nun arasına Baker girdi. Ozan 3'e 2. Bu ne yaptı? Baskı hattını kırdıttı. Kırdırttınca ne oldu? Trabzonspor'u lehine e oyun başladı Ender. Hem Abdülkadir Ömür hem de Baker'ın içeri girince dikkat ettikleri bir oyuna dikine oynanan her toplarda hem Fenerbahçe geriye koşmaya başladı çok geriye koştu hı hı. dikkat et doğru baskı yapamadılar çünkü iki stoperi Tisanat ve Lamos çok gerideydi derinlik vardı burada daha rahat o derinlikle topu kullanan istediği gibi oynayan ve golü bulan Trabzonspor vardı. Peki ikinci yarıda ne oldu? İkinci yarı ne oldu? İkinci yarı Sosa değişikliğiyle Sisse girdi. Sisse bu takımda birinci santrafordur Fenerbahçe'de. Bu sezonda 20-25 golle, golle de 20-25 golle bu sezonu bitir Sisse. En kötü 20-25 golle Sisse bu sezonu bitir. Şimdi Sisse birinci santrafor bir kere hele rakip yer alanında oynadığında Ender özellikle orta sahaya kadar da iki stoperin çıkarsa artık ikinci risk alındığı için söylüyorum. Geriye koştu olmayınca Sisse'nin tam istediği oyun oldu. Bu ara ne oldu? Çizgilerde Samat oynadı, Valencia oynadı. Evet. Bu sefer ne oldu? Pelkas çizgiden çıktı 10 numara profilinde oynadı. Forvetin arkasına en istediği yardımcı yerde yani. oynadı. En Şimdi geçen ya. hafta göster maçına gol attı diyor. Erol hoca orada kullandı ama her maçta, her oyun her plan doğru değil her takıma karşı. Şimdi içeri girince ne oldu Pelkas daha rahat 3 3 tane forvetli bir düzen oldu Boyde değil mi? verdiği bir pas var. Evet, çok kalite. Bu oyunu biz nereden biliyoruz? Ersun Yener'in en son şampiyon olduğu senede hatırlarsın. Emenika, Bebo, Vebo, çizgilerde Musa, Sov ve Kayt. iki tane Santropor repertuarı olan çizgi oyuncusuyla oynamıştı Fenerbahçe. Şimdi burada ne oldu? Samat da Valencia oynadı. Siz senin çizgilerinde. O daha fazla da hem çizgi oyunlarını hem oyunu genişlettiler hem ön alan baskısı yaptılar. Fenerbahçe'nin en önemli ilk yere göre ikinci yarı enerjisi çoktu. Daha fazla istekli, coşkulu bir Fenerbahçe vardı. Bunun paralelinde Fenerbahçe'nin özellikle oyun olarak yine doğaçlama bir oyun mu? Evet doğaçlama oyun Fenerbahçe'de devam ediyor. Ne zaman bunun netleşmesini göreceğiz? Hep söylüyorum Kasım'daki milli takım arasından sonra Fenerbahçe 3 aşağı 5 yukarı bir şablonu çıkacak bize. Tabi bunun paralelinde ne oldu? Fenerbahçe iki tane duran toptan gol attı. Tisaran saygılı bir oyuncu. Zaten geçmişliği evet. kulüplerde de çıkıp uzun boylu bir oyuncu. Agresif bir de geliyor o golü yaptı. Arkasından Gökhan'la aynı şekilde gol yendi. Demek ki Trabzonspor için de şunu söyleyelim. İlk devre yazıldan geçti. İkinci devre sözlüden sınıfta kaldı. Şimdi çabalamadığın, ender planlamadığın, kurgulamadığın işin sonuna kadar demeyeceksin tercihtir o. Burada en önemli hata da Newton'dadır. 9 dakikada Trabzonspor gibi büyük bir kulüp skora teslim olup 2 gol yemez. Arkasından da böyle duran toptan sezon başından beri problem sorun çözen Fenerbahçe iyi mücadele ediyor. İyi bir kadrosu var. Moralli bir Fenerbahçe var. Eğer iki tane de duran toptan golluyorsan demek ki sen dersine de doğru bir şekilde Newton çalışmadın. Peki. Feyyaz Hocam'a geleceğim. Bu arada e, maçın rakamlarını da e, sevgili yönetmenim Hüseyin buraya Barko'ya verdi. Bu arada Erman Hocam da geldi. Ağır ama emin adımlarla yerine doğru yürürken ben de diyeyim ki e, 49-51 toplu oynamalar Trabzonspor lehine. ikili mücadeleler 43-56 yüzde 10 korner kullanmış Fenerbahçe. Trabzonspor'un 2 korneri var. Hemen hücum performansları gelebilir mi arkadaşlar? 20 şut atmış Fenerbahçe. 6'sı isabetli. 12 şutu var Trabzonspor'un. 5'i isabetli. Şut bası 17'ye 8. Rakip ceza sahasında topla buluşma. Fenerbahçe 26, Trabzonspor 12. İlk devreleri kaçtır merak ettim. Ee, rakip ceza sahası içinde topla buluşma ilk 11 e devre. 11'e 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 11 e 5'ti galiba. Tamam. Yine Fenerbahçeli yine ama orada hocamla şeyi söylemiştik. E, ne kadar efektif bu diye konuşmuştuk tamam. Erman hocamla. Beyaz hocam şimdi e, ilk yarı planı, ikinci yarı planı. E, ikinci yarıda 9 dakikada 1-0'lık üstünlükten 2-1'lik geriye düşen bir takım. Veya kapsal dedi ki bu Edin Neeton'a yazar benim. Kalemimde.